Evet arkadaşlar, Sertil ya da Crete Fransa'dan, Paris'ten herkese selamlar. Şimdi Carrefour turu yapacağız. İlk blok deneyimi, bakalım nasıl olacak. Kimse yok etrafımda, o yüzden maske çıktı. Şimdi geri takıyorum ve gezi başlıyor. Hadi bakalım. Öncelikle mesela kavunlara bakalım. Kavunlar 2.89 tanesi. Tane satılıyormuş. Burada 2.65 nar var. 6.95 falan. İtalya'dan gelmiş bir kivi var. Neredeyse 7 dolar. Yeni Zelanda'dan gelmiş herhalde. Burada en ucuz şey muz. 2 euro mis gibi diye gitsin. Gördüğünüz gibi şeftaliler falan bizi açmıyor. Limonlar genelde lime burada. İspanya'dan gelmiş 4.15. Başka neler var? Mesela portakal, limon. Filesi 2 euro diyor. İyi. Şurada küçük lime'lar var. Hangisi hangisinin bir anlasak. İşte Fransızca bilmeyince böyle oluyor. Sanırım 3.19'dur. Elmalar var 3.60. 2.69. Fransız üzümü. Kuru yemişler. Bakalım. İspanya'dan gelmiş şu. Her neyse, fruit de la pezon diyor. Her neyse, 15 dolar kilo su herhalde. Gördüğünüz gibi meyve fiyatları aşağı yukarı böyle. Bir de sebzeye geçelim. Mesela şöyle değişik domates diyor ama ben buna domates demem. 2.79. Hadi şunlar neyse de işte idare ediyor. Bu herhalde enginar mı? Her neyse 4.5. 2 tanesi 2.60 herhalde bu şey. Aubergine dediği şu patlıcan. Ona dün arkadaşla bakmıştık. Şöyle küçükler var 1.5 euro. Avokado tane değil kilo 6.60. Marul fiyatları var şöyle. 2.99. İşte fiyatlar bu şekilde. Havuç var 2.70'e. Şurada değişik bir şeyler var. Ne olduğunu hiç anlamadım. Şurada mantarlar var. Mantarlar bayağı pahalı. 8.89. Şurada 250 gramı 2.25. Kiloda hangisi? Kiloda bu daha ucuz. O yüzden bu bundan daha ucuz mesela. Kilo bakacağız genelde. 3.29 patatesler. İdare eder. Soğanlar var. Herhalde onion'a benziyor bu. O yüzden soldaki aşağıdaki oluyor. 4.70. Şu her neyse de 3.40. Burada soğanlar 0.9'a 2 tür. Hangisi olduğunu nasıl anlayacaklar ben de bilmiyorum. Sarımsak herhalde şudur, pahalı olan 13.99. Tabi Avrupa, Fransa deyince şaraplar, Bordeaux şarabı herhalde. Bunlar ucuz baya. Böyle bir şey yokmuş, bu tarafa geçelim. Burada gördüğünüz gibi gevrek türleri var. Herkes dolduruyor, alıyor. Meyve suları var. 4 euro. 3 euro. 1.99. Sola geldikçe düşmeye başladık. 2.5 falan bu şekilde. Ufaktan bir ketçap fiyatlarını göstereyim. Şu 2.18 ama ben başka bir markete gittim.
neydi onun adı? Leader Price. Orada 59 sente 570 gram ketçap aldım. Bayağı da güzel tadı yani. Ona bakılırsa bunlar biraz pahalı kalıyor. Şurada hızlı hızlı bakalım. Neler var? Sirkeler. 1.35 mesela. Şu sirke kilosu 2.70 diyorsa bu yarım kilo direkt. Yağlar. Aslında yağlar daha ucuz. Burası bio falan muhabbetinden. İşte organik muhabbetinden pahalı. Ben 1.44'e 1 kilo yağ almıştım. Orayı da gösteririm. Devrekler falan var işte. Bizim Türkiye'deki gong tarzı bir şey var. 0.89'a. Sade ama. Labirik peyniri var mesela. 180 gramı 2.26. Güzel. Cheddar 3.42. Burada bizim çiğ böreğe benzeyen bir şey var. Bu her neyse Lagun Spritz diye oluyor. 4.5. Bu işte mantı tarzı bir şey herhalde. Tortelloni diyor. Ona benziyor. 4.90. Şurada Roquefort var tabii ki de. 3.23'ü. Kilosu 32. Böyle görebiliyorsanız görünmüyor olabilir. 32-30 kilo bazında. Bakalım. Lavaş kri 2.01. Buraya göre diğer peynirler bundan pahalı. Onu söyleyebiliriz. 24. Bu ne peyniri ise bayağı pahalı. Burada yoğurt tarzı, danın tarzı şeyler var. 1.72. Şuradakiler daha ucuz. Dörtlüsü 0.93. Mesela bunlar alınabilir. İlla yoğurt canımız çektiğinde mesela. Asıl tam Danino bu işte. 2.09. 1.85'e falan da var. Yani iyi. Aha, Danet de geldi. Danino her yerde gördüğünüz gibi. Fiyatlar bu şekilde. Diğer reyona geçelim bakalım. Evet, burada şaraplar var. Mesela 4.20'ye şu şaraptan alabiliyorsunuz. Türkiye'deki gördüklerimden şu anda farklı. Bakalım neler var. Sol ağrıyor. Mesela en pahalı şarap hangisi? Onu bir arayalım. 5.95'e şu var mesela. 8.60'a Côte du Rhône diyor. Bakalım başka neler var. 8.95'e bir orijin var. Şu vodkalar var. Vodkalar daha pahalı tabii ki. 14.80. Viski 20.05. Mesela bu viski Türkiye'de kaç para? 9'a çarpsak şu anda 180 lira. Tabii Türkiye'de daha pahalıdır. Şampanya var mesela. 38 euro. Fiyatlar böyle. Aslında şunlar var. 11 euro. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 3, neredeyse 4. 4, evet 4. 4 reyon, daha doğrusu 8 raf ediyor bu. 8 reyon şarap, alkollü içki reyonu var. En bilinenlerden Jack Daniels. 1.5 litresi %10 indirimli diyor. Şöyle bakalım, hızlı hızlı bakacağız. William Fell mesela, label görmüştüm bir yerlerde. 18, bu 16, 27.
Mesela şu 30-29, 1,5 litre. Label var. Böyle hızlı hızlı bakalım. Orada şimdi Jack Daniels'lar var. Fiyatlarını şöyle görebilirsiniz. 21-22. Acı var da. Onun kokusu da bir başka tabi. Değişik kokuyor. Bayanis. Bu dikkatimi çekti direkt. Şöyle bir bakalım. Çok merak ediyorsanız sadece durdurun videoyu. Ben yavaşça göstermeye çalışıyorum. William Pell mesela, şunlar 4 euro. Kokteyller var mesela, bunlar gayet ucuz. 3.20 2.90 Mojito yapmak için zorlanmıştım ama bu alkollü mojito tabi. Herhalde bir dakika netlemedi. Evet, bakalım oranını. Oranı ne? Oranını göremiyorum. 2.75 Martiniler 8. Hızlı hızlı geçiyoruz. Ama netlemezse yandık. Ring Queen Queen 15 aşağı yukarı. Mesela şunlar portakallı herhalde. 5 euro. Yine mojito satılıyor. 5.60. Bakalım. Pina Colada. Bu ismi nedense tanıyorum ama nasıl bir şey bilemedim. Sadece gösteriyorum. Burada tekilalar var. 12 euro. Şunlar var. Gördüğünüz gibi fiyatları. Bulldog var. 43 mesela. Gibson. 2 euro. Bu nasıl bir şey? Vodka Blanche diyor. Beyaz vodka. Absolute Lime. 17. Absolute Vodka. Bunları görüyorum genelde. 13 euro mesela. Şöyle. Bu nedir? Sanırım bunda bir şeyler var. Ama ben anlayamadım. Havyara benzeyen bir şeyler var. Neyse, bu daha bir raftı. Diğerlerine geçemedik. Çok fazla raft var. Le Petit Barre. 5 euro. Hızlı hızlı geçelim. Yoksa bu işten çıkamayacak gibi görüyoruz. Şöyle 3.80, 2.90. Bunlar gayet ucuz mesela. Lourdes, Bordeaux. Bordo şarapları bunlar. Öyle diyor. 2018 mesela. 5 euro. Şarap alacaksanız buralar ucuz tabi. Bir de şu rafa bakalım hemen hızlı hızlı. Mesela dörtlü herhalde. 3 litre 15. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. 13.40. Mesela 10.5, 3 litre şey. Şurada 2020 model gibi bir şey yazıyor. 3 euro. 2.95. Şunlar 17.10. Bir şey. Şarap. Bu, şu gördüğünüz 3 litre şey. 5 euro. O pahalıymış gerçi. Burada 2.90'a küçükler de var. Hemen diğer rafa geçiyoruz. Martes mesela, bunlar 5 euro. Şunlar gayet uygun olanlar. 3.70 falan. Bunları görünce işler karışıyor. Fiyatlar aşağı yukarı.
gördüğünüz gibi fiyatlar uygun Türkiye'ye göre. Ortalama 3 euroya bile şarap var. Daha ucuza da uygun bence. Tam bakmadığımız için detaylı. Şöyle bakanlar için şöyle bir buraya. Burada bayağı 20'likler falan var. Evet, geze geze yoruldum ama şarap, alkol 21, mesela 3.30 gayet uygun. 3.30 gördüm. Başka, şurada yıllanmışlar var, 2012 mesela 7 euro gibi. Şampanyalar 27. Buralar coşmaya başladı. 2007'den kalma bir şampanyamız var. 129-166 diye gidiyor. Bunlar elit seviye. Artık iyice nasıl, hangi markayı? Mesela adamlar şeftalini bile şarabını yapmış yani. Cream wine diyor. Evet. 130 sadece. Evet, şarap turunu da bitirdik. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Haydi görüşürüz.